Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır denemek istediğim bir projeyi sonunda tamamladım ve sizlerle paylaşıyorum. Evin dekorasyonunu değiştirme vakti artık gelmişti. Birazcık daha bohem bir hava katmak istiyordum eve. Bu yüzden de o Pinterest'te sıkça karşımıza çıkan ve bayıldığımız o makrame duvar dekorasyonlarından yapmaya karar verdim. Ben bu parça için makrame ipi tercih etmedim. Çünkü makrame ipleri birazcık daha kaygan ve ince. O yüzden benim çok hoşuma gitmiyor. Farklı bir ip kullandım. Adana'da bir mağazadan aldım bu ipi. Ancak internetten satışları da var. Hiç merak etmeyin. Aşağıya mutlaka linkini bırakıyor olacağım. Peki bu parçanın maliyetine gelecek olursak. Sopası için sanırım 10-12 TL gibi bir şey verdim. Ve Koçtaş'tan aldım. Yapım marketlerde bu tarzda çıtaları, sopaları çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve toplamda 5 adet ip kullandım. İplerin tanesi ne kadardı hatırlamıyorum ama sanırım tüm parça bana 25-30 TL gibi civarında bir fiyata mal oldu. Eğer siz de benim gibi bohem tarzı seviyorsanız eminim bu parçaya bayılacaksınız. Ayrıca gözünüz hiç korkmasın. Kesinlikle zor değil. Bu parçada yalnızca 2 adet düğüm tekniği kullandım. O yüzden hani gerçekten kolay. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Evet, bu makreme duvar dekorasyonum için bu görmüş olduğunuz kalın çanta ipi diye geçen bu ipi kullanacağım. İpin linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sıram için 4 tane ip alıyorum. Şu şekilde ortadaki 2 ipi birleştirip sağ ve soldakileri ayırıyorum. Sağdaki ipimi bu ortadaki ikili ipin üzerine şu şekilde bir yarım daire olacak şekilde getiriyorum. Soldaki ipimi şuradan alttan geçirip bu halkanın içinden geçiriyorum. Ve 2 ipimi şu şekilde çekip sıkıştırıyorum. Şimdi aynı işlemi sol taraftan yapacağım. Ortadaki ikilimin üzerine şu şekilde getiriyorum soldaki ipimi. Bu diğer ipimi alttan şöyle geçirip çekiyorum. Bir sağdan bir soldan yaptım. Şimdi tüm sıra için her 4 ipimde aynı işlemi yapacağım. Sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırada şunun sağdaki ikilisini ve bunun da soldaki ikilisini alıyorum. Ve aynı düğümü atıyorum. Ancak şöyle birazcık aşağıda atacağım. Arada şu kadar boşluk bırakacağım. Düğümü buraya attım. Hatta biraz daha yukarı çıkarabilirim. Şimdi soldan aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Arada gördüğünüz gibi boşluk kaldı. Şimdi bu ikiliyle diğerinin ikilisini alıyorum ve aynı şekilde düğümümü atıyorum. Sırada tekrar şu baştaki dörtlümü alıp aynı düğümümü atıyorum. Yine arada boşluk bırakacağım. Evet, ilk desenimi toplamda 5 sıra yaptım. Şimdi diğer sıram için şöyle sopamın iki ucuna ekstra bir ip bağladım. Bu ipin üzerinden atacağım düğümlerimi.
Şimdi bu ekstra ipimi alıyorum şu şekilde. Elimde bir sabitliyorum bunu. Daha sonra ilk ipimi aldım. Ve ilk ipimi bu ipin üzerinden geçirerek şöyle içinden bir düğüm atıyorum. Bu ilk seferi birazcık zor olabilir ipiniz benimki gibi eğer çok sıkı değilse. Şimdi aynı şekilde aynı iple bir düğüm daha atıyorum. İyice ipimi sıkıyorum. Şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Şimdi aynı işlemi ikinci ipimle yapıyorum. Üstünden geçirip şöyle düğümü atıyorum. Bu iple bir tane daha yapıyorum. Yani her ipimle iki kez yapıyorum bu işlemi. Şimdi üçüncü ipime geçiyorum. Evet, düz sıramı tamamladım. Şimdi buraya baklava dilimleri yapacağım. Bunun için şu baştaki 4 tane ipimi boş bırakıyorum. O baklava dilimlerini tam oturtmak için. Ve şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ip saydım. 7 ile 8'i elinde tuttum. Ve diğer ikisini de aldım yanındaki. Buraya 4 tane düğüm atacağım. Şöyle yukarıda birazcık boşluk bırakıyorum. Bir sağdan bir soldan atıyorum düğümlerimi. Şimdi bu 4 düğümün ilk 2 ipini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 oldu. 7 ile 8'i tuttum yine elimde. Yanındaki 2 ipi de aldım. Bu sefer düğümümü tam şu bittiği hizadan atacağım. 4 tane. Yani biraz daha aşağıda olacak bu 4 düğüm. Şimdi tekrar ilk 2 ipi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i tuttum. Diğer yanındaki 2 ipi de aldım. Şimdi tekrar şu hizada 4 düğüm atacağım. Evet, şimdi baklavalarımı yapmaya başlayacağım. Baklava yapmak için şurada attığım düğümün aynısını atacağım. Şu dörtlünün altındaki ipi alıyorum. Bu benim ana ipim olacak. Hemen yanındaki ipi şöyle şu şekilde iki düğüm atıyorum. Bir sonraki ipi aldım. Yine iki tane düğüm atıyorum. Tekrar bir sonraki ipi alıp iki düğüm atıyorum ama her düğümü biraz daha aşağıdan atıyorum ki o baklavanın eğimini verebilirim. Şimdi aynı işlemi bu taraftan yapacağım. Bu kez bu ipi üste alıyorum. Bu benim ana ipim. Hemen yanındaki iple iki düğüm atıyorum. Evet, şu anda baklavamın üst kısmı tamamlandı. Şimdi şu baklavanın tam ortasındaki dörtlü ipi alıp iki düğüm de buraya atacağım. Tam baklavanın ortasına gelecek şekilde. Şöyle aynı hizada atıyorum düğümümü. Bir sağdan, bir de soldan. Şimdi baklavanın alt kısmını yapmaya geçeceğim. İpimi aldım. Tekrar düğümlerimi atıyorum. Bu kez aşağıya doğru yapacağım.
Ve bu şekilde tüm sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi son sıramı yapmaya başlıyorum. Çünkü ucunda püskül bırakıp uzun kalmasını sağlayacağım. O yüzden bu sıra benim son sıram olacak. Buraya küçük üçgenler yapacağım farklı boyutlarda. Şimdi yine dörderli iplerimi alıp en üstte yaptığım gibi bir sağdan bir de soldan düğüm atıyorum. İlk düğümlerimi atmayı bitirdim tüm sıraya. Şimdi üçgenleri yapmaya başlıyorum. İlk olarak şöyle şu üçlüden bir üçgen yapacağım. Bunun için şu 4 ipi alıyorum. Bakın bu düğümün 2 tanesini, bu düğümün de 2 tanesini aldım. Ve yine aynı şekilde bir sağdan bir soldan düğümümü atıyorum. Ama arada boşluk bırakmıyorum. Hatırlarsanız ilk sırada arada boşluk bırakarak yapmıştık bu işlemi. Gördüğünüz gibi burada küçük bir üçgen oluştu. Bu üçlü bir üçgen. Şimdi bunu 4 tane düğümden yapacağım. Daha sonra 6'lıdan, 8'liden 6, 4, 3 diye devam edeceğim. Evet, örme işlemimi tamamladım. Şimdi şöyle aralara birkaç tane burgu yapacağım. Bunu göstereceğim sizlere. Daha sonra duvara astığımda ipimi kesmeye karar verdim. Çünkü nasıl durduğunu görmek istiyorum. Ona göre iplerimin ucunu keseceğim ve dekorasyonum hazır olacak. Evet, şöyle aradan bir dörtlüğü aldım. Aslında burgu yapmak çok kolay. Biliyorsunuz bir sağdan bir soldan düğüm atıyordum. Hep aynı yönden düğüm attığınızda o kendi kendine zaten vuruluyor. O yüzden hep bir taraftan düğüm atacağım. Makrame ile yapılabilecek o kadar güzel şeyler var ki gerçekten. Ben bir iki tane daha gözüme kestirdim. Bunlardan bir tanesi o saksı koymaya yarayan sarkaçlar, çok güzel duruyor. Umarım ilerleyen zamanlarda deneyebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.